Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu idgamu mutakaribeyn. Öncelikle mutakaribeyn ne demektir? Ona bir bakalım. Sonra bu tecvidimiz ne zaman meydana gelir? Ona geçelim. Mutakaribeyn harf ne demektir? Mahrecinde yani harfin çıkış yerinde veya sıfatlarında veya hem mahrecinde hem de sıfatında yakınlığı bulunan iki harfe mütekarib yani birbirine yakın harf manasına giren mütekarib kelimesi kullanılır. Arapça tarifine baktığımız zaman şöyle mettehade ma tekarabe ev yani mahrecinde yahut sıfatça birbirine yakınlığı olan harfler demektir. Hem mahrecinde hem sıfatında da olabilir, sadece mahrecinde sadece sıfatında da olabilir. Birbirlerine yakınlık olan harfler demektir. İdegam-ı <laughs> mütegaribeyn ne demektir peki? Mahrecinde veya sıfatında veyahut hem mahrecinde hem de sıfatında yakınlığı olan iki harften birincisi sakin... İkincisi harekeli olarak yan yana geldiği zaman sakin olan birinci harfin harekeli olan ikinci harfe idgam edilmesine yani şeddeli okunmasına idgam-ı mütegaribeyn denir. Evet bu idgam-ı mütegaribeyn'de de aynı idgam-ı olduğu gibi harf grupları var. Burada iki harf grubundan söz ediyoruz. Birincisi lam ve ra harfi. ikincisi kef ve kaf harfleri. Birinci grubumuz lam ve ra harfi. ikinci grubumuz kaf ve kef harfimiz. Birinci grubumuz olan lam ve ra harfinde şöyle bir şartımız var. Bu lam önce gelecek, ra harfi sonra gelecek. Yani ra harfi önce gelirse, lam harfi sonra gelirse burada idgamdan bahsedilemez. Lam harfi önce gelecek, Ra harfi sona gelecek. Lam cezimli olacak ve ra harfi hareketi olduğu zaman... ...burada idgam-ı beyin oluyor. Ve ra harfi şeddeli bir şekilde okunuyor. Hemen örneklere bakıyoruz. قُلْ رَبِّ بَرْ Bakıyoruz. Lam ve ra harfi yan yana gelmiş. Lam önce gelmiş. Ve lam cezimli, ra hareketi bütün şartlar yerinde burada idgamı beyin olmuş. Bu örneğimize bakıyoruz. Berrafaallahu. Lam ve ra harfi yan yana gelmiş. Birincisi sakin, ikincisi harekeli ve lam harfi önce gelmiş. Bütün şartlar yerinde olduğu için burada idgamı beyin olmuş ve ra harfi şeddeli bir şekilde okunur. Ra harfi lam harfinden önce gelir ise Şartlar yerinde olmadığı için idgam yapılmaz. Hemen örneğine bakıyoruz. Örneğimiz falfirlene. Bakınız, lam ve ra harfi yan yana gelmiş. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Burada idamı mütekaribinden bahsedemiyoruz. Niçin? Çünkü bu harf kurundunda ek bir şartımız, lam harfinin. Ra harfinden önce gelmesi lazım. Burada lam harfi sonra geldiği için burada idgamdan bahsedilemez. Ra harfi ve lam harfi okunur. Fagfir lene. Ra harfi normal izhar yapılarak, açığa çıkartılarak okunur. İkinci harf grubumuz kaf ve kef harfi. Kaf ve kef harfleri hangisi önce geldiği bakılmaksızın birincisi harekeli, ikincisi birincisi sakin özür diliyorum. Birincisi sakin, ikincisi harekeli olduğu zaman idgam-ı olur. Ancak kef harfinin kaf harfinden önce geldiği herhangi bir örnek Kur'an-ı Kerim'de bulunmamaktadır. Örneğimiz elem nahlukkum Burada gaf ve kef harfi yan yana gelmiş. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. İdgamı beyin olmuş. Burada gaf harfinin kalınlığını belirtip okumak da caiz. Elem nahluk kum şeklinde. Veya kef harfini direkt şiddeli okumak da. Yani gaf harfinin orada olduğunu belirtmeden kef harfini şiddeli okumak da caizdir. Elem nahluk kum şeklinde. Ama e, mukaddem olan e, okumakta öne çıkan ise kaf harfinin o kalınlığını belirtip daha sonra kef harfine geçmektir. Yani elem nahlukum şeklinde okumaktır. Evet. İdga mütekaribeyin mahreçleri veya sıfatları yakınlığı olan veya hem mahrecinde hem sıfatında birbirine yakın olan iki harf grubundan birincisinin sakin, ikincisinin hareket olarak yan yana geldiği vakit idgam mütekaribeyn oluyor. İki harf grubundan bahsettik. Lam ve ra harfi birinci grup. Bu grupta lam harfinin ra harfinden önce gelmesi lazım. Birincisinin yani lamın sakin ra harfinde hareketli hareketli olması lazım. O zaman idgham mutakaribeyn oluyor. İkinci grup harfimiz gaf ve kef harfi. Hangisinin önce geldiğine bakılmaksızın birincisi sakin, ikincisi hareketli olduğu zaman idgham mutakaribeyn oluyor. Kef harfinin kaf harfinden önce geldiği herhangi bir örneğin Kur'an-ı Kerim'de olmadığını da belirtmiştik. Bir de şunu hatırlatmakta fayda var. Ee, Lam ve Ra harfinde Kur'an-ı Kerim'de Mutaffifin suresinde e, bir örnek var ki bütün şartlar yerinde olduğu halde burada idgam-ı yapılmaz. Niçin? Çünkü orada bir sekte dediğimiz tecvid kuralı inşallah daha sonra ileride, e, ilerideki derslerimize bahsedeceğiz. E, sekte e, orada mevcut olduğu için, sekte de idgama mani olduğu için Orada idgamı mütekaribin yapılmaz. Sekte yapılır. Örneğimiz Mutafifin suresinde kelle bel rane şeklinde. Burada sekte mevcut. Ne yapıyoruz? Bel derken nefes vermek sizin sesimizi kesiyoruz. Bir miktar bekliyoruz. Sonra rane kelimesini geçiyoruz. Yani bu harf grubunda bütün şartlar yerinde. Lam önce gelmiş, sakin, ra harfi sonra gelmiş ve hareketi idgam mütekaribinin oluşması için bütün şartlar yerinde. Ama sekte olduğu için burada idgam yapılmaz. Yani berrane şeklinde okunmaz. Kelle bel rane. Bel denilir, birazcık durulur sonra rane kelimesine geçilir. Evet bunu da söyledikten sonra bu dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Cenab-ı Hak yar ve yardımcınız olsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.